Evet kardeşlerim, kusura bakmayın, bu görüntüyü ve sesi sonradan ekliyorum videoya. Maalesef oyunu kaydettiğim gün ekranımda bir problem olduğu için, ekranla diyorum daha doğrusu mikrofonumda bir problem olduğu için bu kaydı yapamamıştım. Michigan'a hoş geldiniz. Yıkıcı selden sonra kurtarma ve bakım çalışmalarımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Çöken köprüyü onarmak için her türlü yardıma ihtiyacımız var. Nehrin diğer yakasıyla olan tek bağlantımız bu. Görevlerimiz bilindiği gibi. Evet, oyunun ilk başta bu küçük pick-up'ı veriyor bize. Chevrolet CK modeli. CK 1500. Gözcü Kulesi burada. Gözcü Kulesi'ne ilk görevimiz Gözcü Kulesi'ne gidip buraları açmak. Biliyorsunuz ki SnowRunner'da kules mantığı var. Belirli alanlarda kuleler var. Haritayı açmak için, tamamen açabilmek için bu gözcü kulelerini ele geçirmemiz lazım. Yani ele geçirmek dediğim, almamız lazım. Yani gözcü kulelerine gidip keşif yapmamız lazım bu haritaları açabilmek için. Şimdi başlayalım bakalım. Bu araç fazla atik veya fazla güçlü bir araç değil. Oyunun ilk başında idareten kullanılabilecek bir araç. Yani işte. Hani. Hiç yoktan iyidir misali. 4x4 bir araç. Diferansiyel kilidi yok. Bataydın. Bat bari buralara. Işık ne güzel vuruyor yukarıdan be. Bir dal yani, küçük bir dal yani, ne var ki, küçük bir dal ya, küçük minik, böyle fazla da abartmaya gerek yok. Bu arada aracın sesi de çok az ya, ilerideki kamyonların sesini falan bir görün siz. Evet, ilk gözlemimizi yaptık. Haritada gördüğünüz gibi şöyle kocaman bir bölge açılmış oldu. Bir sonraki kuleye gitmeliyiz. Bu şekilde işaretleyip gidebiliyoruz. Kendimize bir GPS oluşturuyoruz kısacası. Şöyle yapınca yolu falan görebiliyorsunuz. Bak, o mavilikte bir şeyler beliriyor. Dikkatli oyuna alıştığınızda oraları görebiliyorsunuz belli bir zaman sonra. Yol nerede var, nerede yok, ona göre işaretleyip devam ediyorum. Bu seriye inşallah oyunu bitirene kadar devam edeceğiz. Uzun bir seri olacak. SnowRunner çünkü uzun bir oyun. Bu seriyi, bu tarz oyunları seven kişiler için Euro Truck Simulator oynadık daha önce, biliyorsunuz. Euro Truck Simulator da çok güzel. Euro Truck Simülatör'de tabii ki bunun gibi şeyler yok ama bu oyunun mantığı çok daha farklı, çok daha güzel, çok daha gerçekçi. Arazi şartları olsun, ne bileyim. Yani geri geliyor, 4x4'ü açmanız gerekiyor. Yakıt tasarrufu sağlamak için 4x4'ü kapattığınızda daha az yakıt tüketiyor mesela bazı yerlerde. Otoyola çıktığınızda genelde 4x4'ü kapatın. Benzin tasarrufu yapmış olursunuz.
Yani bazı yerlerde bazı araçlarla emin olun sıkıntı çekeceksiniz, yolda kalacaksınız. Çok zor yani gerçekten. Yani buradan geçerim dediğiniz yerlerde kaldığınız oluyor. Aracınıza daha önceden şnorkel takmadıysanız garaja gidip, ileride garajımız açılacak burada. Şu an olduğu gibi hiçbir şey yok, harita kapkaranlık. Okuduysanız devam ediyorum. Bak, sudan geçerken tehlikeli su seviyesi uyarısı veriyor. Tamamen kırmızı olduğunda o seviye, araç istop edip suyun içinde boğuluyor. Yeniden araç getirip kurtarmanız gerekecek o aracı. Yakıt istasyonlarından şu şekilde yakıt alabiliyoruz. Haritanın 1-2 bölgesinde veya 3 bölgesinde yakıt istasyonları oluyor. Ben tabii ki o yakıt istasyonlarına bağlı kalmıyorum. Kendim yakıt tankerleri koyuyorum. Yakıt istasyonlarına kadar yetişemeyecek mazotum oluyor bazen. Oraların aralarına, ana yol kenarlarına genelde araçla giderken uğrayıp yakıt alabileceğim şekilde yakıt tankerleri koyuyorum. Evet, bir kuleye daha yetiştik. Şurada bir kamyon var. Bize yeni kamyon verecek. Oraya gidip kamyonu açmamız lazım. Kamyonla etkileşime geçmemiz lazım. Bazen bu işaretleme konusunda sıkıntılar yaşıyoruz oyunda. Kaldırmaya çalıştığımızı kaldırmıyor. Bilmem ne yapıyor. Bu arada oyunu 2K'da oynuyorum aslında. Ama burada çok bozuk bir şekilde gözüküyor ya, ben bu kaydı bir ayarlamam lazım. İnşallah sonraki bölümlerde bu kayıt olayını değiştireceğiz. Düzeltmemiz lazım yani. Görüntü kalitesi düşük şu an. Ve kamyonumuzu bulduk. Pek de iyi bir yarış değil ama şimdilik idare eder. Böyle bir araç. Aracın dönemeyeceği yerlere dönmenin kolay yolu bu arada. Ortamda bir vinç atabileceğiniz bir yer varsa hem vinci çektirip hem dönmeye çalıştığınızda araba otomatikmen o tarafa doğru böyle dönüyor. Araç çok yavaş ya.
Hadi. Sen geçirmesen biz geçiririz. Ne yapalım? Koymuşsun kayalar yolun ortasına. Ben tırmır geldim, getirdiğimde oradan nasıl geçeceğiz? Çamurlu arazi. Evet. Çamurlu arazi. Maalesef. Oyunun en kötü alanlarından birisi. İşaretlememizi yapalım. Hadi be. Yürü. Burada da kalmazsın herhalde ya. Vincimizi kullanacağız tabii ki. Yolun bu tarafı birazcık daha sığ gibi. Buradan gideceğiz bence. En azından ağaç var. Ağaçlardan kendimizi çektir yine geçeriz yani. Hadi. Biliyoruz ya bu işi. Beceriyor sana biliyor musun? Biraz uğraştırıyor mu ne? Boğa çeker. Ben dedim boğa çeker diye. Saplan kal orada. Kaşınıyor canım, kaşınıyor ya. Aklı bir karış havada kaşınıyor. Ne kadar ağaç var, yoldan attın şimdi. Ne oldu? Vinç yok. Bağlayacak bir şey yok. Bağladığımız kopuyor. Saplandı. Hayırlı uğurlu olsun. Aracımız yolda kaldı ve tekrardan ilk bulduğumuz yere geri döndük. Buradan direkt aracı şehir deposuna götüreceğiz. Hava yavaştan kararıyor. Asfalta gelince basarsınız değil mi? Asfaltta uçuyor resmen. O da görsel. Neyse şehre devam. Şehrin içine devam. Şehrin içinden gidelim.
Dön artık. Hayır, remote açacağım. Bu şekilde remote'ları keşfederek yıldız toplayabiliyorsunuz. Yıldız toplamak seviyenizi artırmaya yarıyor. Bulduğunuz remote'ların içinde de yükler oluyor, bazı yükler. Bunlar görevlerde size lazım olabilecek yükler. Bunları takip ederseniz, hangi remote'da hangi yük var takip ederseniz, bir sonraki aşamada lazım olduğu yerden buradan alıp direkt oraya götürebilirsiniz. Yani görevin gitmesi gereken yere götürebilirsiniz. Bazen haritanın bir ucundan bir ucuna malzeme istiyor. Ama aslında istediği malzeme yanı başınızda da olabiliyor. O yüzden bu römorkları takip edin. Size tavsiyem. Metal kirişimizi yükledik. Şimdi köprüye götürelim bakalım. Eski köprüyü bir tamir edelim. Yeni köprü olsun. ...168 litre mazotumuz var. Şimdi direkt girdiğimde suya burnunu vuruyor araç. Hafif böyle meyilli girdim. Her araç vurmuyor. Bu aracın önü birazcık uzun sanki. O yüzden mi oluyor? Ne yapıyorsa. Yükümüzü teslim ediyoruz. Çok güzel. Evet, ne lazım? Ahşap kalas lazım. Maalesef sırtımızda yok. Burada kereste fabrikasından alıp geleceğiz. Bu römorku buraya bıraktığımızda lazım olduğu yerde gelip alırız. Sen git öyle git. Yerleş o tarafa doğru. Buradan kereste fabrikasına yolumuzu çiziyoruz. Geri dönüş yolunu da çizip bırakıyorum. Şuradan gelmişken Dorsa'yı da alak bari de bir işe yarasın. Dorseleri en azından bulduğumuzda yanında ne var ne yok onları biliyoruz ya. Ne var bunda? Ahşap kalas mı var? Evet. Sanırım iki tane ahşap kalas var. Bak. Çok güzel çıkarttık. Yani şimdi eski köprüye direkt bu iki tane ahşabı iletsem olurdu aslında ya. Ve öyle yapacağım. Gelip gidiyor bazen bir donma falan. Yok, iyi, güzel devam. Eski köprüyü tamamladığımızda artık oradan güzelce geçip gidebileceğiz. Thank you.
Hadi be oğlum. Yani şurada bile zorlanıyorsun ya. Başka ne diyeyim sana? Tam 120 litre mazotumuz var. Yarıya düştü mazot. Yarım depo mazot. Mazot, muzat, muzat. Burada da kalmazsın ya, ne bileyim yani. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Kamyonluğundan utan. Arkaya bir dorse taktın diye, bir römork taktın diye gidemez oldun. Yazıklar olsun sana. İyi de mazot 60 litre yazıyor ama aldığımız mazot 120 litreden fazla. O nasıl oluyor? İlginç. Hadi lan. Bir tane küçücük sudan geçemiyorsun ya. Bizim seninle işimiz var vallahi. Başka kamyon bulmamız lazım bizim. En azından 4x4 olan veya diferansiyel kilidi olan bir araç bulmamız lazım kesinlikle. Bulamazsak sıkıntı. Seninle işimiz var. Ya bu telif işine ben nasıl ayar oluyorum? Nasıl ayar oluyorum ya? Lan bırakın şurada güzel ya, açalım müziğimizi arka planda. Tıngır tıngır dinleye dinleye gidelim ya. Evet, köprümüz de tamam. Çok şükür. İkinci seviye olduk. 8.000 TL paramız var. Garajı bulun. Bulalım abi, garajı bulalım. Bulun garajı. Bulun garajı. Nerede bu baraj? Garaj. Çok güzel. Ha, kal burada kal. Zaten çamur sana karşı. Öcü, çamur öcü. Çamur dedim mi kaç sen? Girme. Çamur sana öcü. Bataklıklar falan sana yasak. Bir su molası. Hadi lan, direğe bağladıysak çekeriz buradan, çamurdan çıkar bu. Evet.
Taşıyıcı mor. Şuradan çıkabilir miyiz? Şu yoldan çıkarız bence buradan. Şuradan da garajı buluruz herhalde. Çıtır çıtır ses geliyor bir yerden. Dışarıdan mı, bloktan mı, oyundan mı anlayamadım. Yeni römork keşfettik. Beton blok mu? Bunlar beton blok. Herhalde bir işe yarar ya, bilmiyorum da. Yarar yani illaki. Bir römork daha keşfettik. Bu römorkta da ne vardı? Tanker miydi? Garajı da bulduk mu? Motor bozuk. Kurtar abisi. Nasıl? Ha. Garajı keşfetmedik ki. Garaja girmemiz lazım ilk önce. Aracı aldık da götürdük nerelere ya. Buradan garaja bir giriyoruz. 200 yıldız 650 lira para verdi. Ne diyor? Lütfen Alaska Gölü'ne. He. Global haritadan, küresel haritadan
Şeye gideceğiz. Alaska haritasına gidip geri gelmemiz lazım. Bir nevi seyahat öğretiyor bize yani. Evet, DLC haritalarındaki şey, DLC'deki araçlarımızı şu şekilde alalım. Garajımıza koyalım. Marshall 39'umuz. Ondan sonra Navistar 5000'imiz, abimiz, kardeşimiz, bu canımız bizim. Global haritaya giriyoruz. Gidemiyoruz. Kamyonları garaja koyduk. Kamyonları geri garaja itmemiz lazım. Al abi buradan. Tekrar al. Bunu da al. Bunu da al. Bunu almasak da olurdu aslında. Bayağı da harita varmış burada. Bunlar ekstradan, sonradan indirdiğimiz haritalar galiba. Evet. Alaska haritasına giriş yapıyoruz. Garajı Alaska haritamızda böyle karlı marlı. Burada çok çile çekeceğiz. Zamanla. Yeni remote keşfedildi. Güzel. 30 puan da oradan. 30 yıldız da oradan aldık. Şuradan Michigan'a tekrar dönelim abisi. Bağlantı niye gitti? Huhu. Evet, Kaan 39 Marshall'ımıza şuradan güzel bir şeyler yapalım. Motor olarak ne varmış? Aslında şu daha iyi. Biri 104 beygir, biri 135 beygir. Şu iyi. Eski motoru da satsak iyi olur aslında. Vites kutusu kapalı, stok süspansiyon kapalı, lastikleri geç. Winch taksakasında iyi olur. 38 bin liramız var. Tak abi winch'i. Yedek tekerlek sırtında. Şnorkel var. Tavan rafı 14. seviyede açılıyor. Şuradan ilk yardım çantasından yakıt makıt. Çok güzel de şu an parayı boşa harcamayalım. Biraz paraya ihtiyacımız var şu an. DLC'nin kendi rengi. Devam. Kaan bizim çok işimize yarıyor. Yeni römorklar. Çatır çatır. 3 tane keşfetmesi lazım. Niye keşfetmedi? 2 tane daha var. Bir geri. Onu da keşfetti. Hadi. Keşfetmedi lan. Tamam, neyse, devam ediyorum. Canavar ya bu araba. Canavar, canavar. Yırtıyor. Buraları yırtar, bu yırtar. Kopartır.
Ağır viteste biraz gitmeliyiz ki orayı halledebilelim. Evet. Bir kuleyi daha aldık. Garajın üzerindeki kuleyi aldık. Sıradaki. İki kule daha var. Şimdi garaj aşağıda, şurada. Böyle ufak bir çılgınlık desem, ağaçların arasından aşağı salsak desem güzel olur aslında. Kaan sen yaparsın kardeş. Sen yaparsın, ben biliyorum seni. Devirmeyek de arabayı aşağı inelim derken, kısa yoldan kaçacağız derken arabayı devireceğiz aşağıya. Hadi. Ucundan kıyısından, ucundan kıyısından. İndik indik, az kaldı hadi. Bir şey kalmadı, nazlanıp durma, hadi geldik. Şu aradan. Zafer düdükleri, zafer kornaları bunlar. Şu noktayı alıp devam edelim yolumuza. Çamurda ilerleme görelim bakın. Çamurda nasıl ilerlenir? Öbür araca gösterelim bunu. Tek sıkıntımız var. Bu araç birazcık fazla sekiyor ve çabuk devrilebiliyor bazen. Ansızın ne zaman devrildiğini bilemiyorsun. Şöyle lıp deyip atıyor kendini yan tarafa. Neredeyiz? Buradayız.
Bu Kaan'ı seviyorum ya. Vallahi Kaan'ı seviyorum ya. Daha güzel arabalarımız var ama bu arabanın yeri ayrı. Ya çok ayrı bir yeri var. Hop, direğe çarpma. Yolda gidiyor, arazide gidiyor, suda gidiyor, gidiyor da gidiyor vallahi. Ne var, ne yok, hepsine gidiyor. Bazen saçmalıyor, o ayrı mesele tabii ki. Şuradan. Bu kuleyi de açarsak herhalde bir kule mi kalıyor? Son bir kulemiz kalıyor. Ağır viteste. Düşük viteste devam. Diferansiyel kilidini açaraktan. Hop hop, mayalara çarpacaksın, yavaş. Aceleye gerek yok. Acele işi şeytan karışır. Uçurum uçurum var. Gerek yok böyle şeylere. Sakin sakin gider gelirdik aslında. Dileyim. Canavar ya. Yani atlıyor, zıplıyor, hopluyor, bir şeyler ediyor ya. Yırtıyor resmen ortalığı ya. Maşallah, o kadar gezdik, dörtlü de mi yapmış şimdi bu? Yolumuz uzun. Burada bir sıkıntı var. Maşallah yırtıyor ya sanki. Kereste mi burası, sondaj alanı mı? Kereste fabrikası. Buralar açık zaten. Burayı da açtık. Nere kaldı?
Bir yerde kalmadı aslında. Şu kule mi var? Buradan çıkış yok herhalde. Yok, sağdan. Evet. Var mı haritada açmadığımız bir yer ya? Şuradan izi römorkuna da gidelim de. Evet, bir kulemiz kalmış ya. Şu çamurlu kule var ya. Baş belası kule. Orada kaya kayması olduğuna göre şu taraftan gideceğiz. Hadi bakalım, göster bakalım şu çamur performansını bize. Şu suya bak ya, şu derinliğe bak ya. Adam yırtıyor, parçalıyor resmen ya. Hadi. Babasının gülü. Hadi bakalım canım benim.
Sana Euro düzel vereceğim şeye gidince, benzin istasyonuna gidince. Hadi bakalım. Yol neden kapalı? Ha, yukarıda kapalı olduğu için kapalı. Oha, oha. Yavaş, suya da dalma da hani. Biliyorum yüzeceğin, tamam yüzüyorsun falan dedik ama o kadar da değil yani, suların içinden gitmene gerek yok yol varken. Ne gerek var? Düzgün yolunda git yani. İyi dedik diye şımarma. Önden direkt devam. Lan millet çamurda nasıl gitsem diye, nasıl şey yapsam çıkabilirim buradan diye yalvarıyor, şey yapıyor. Adam ikinci, üçüncü vitese geçiyor lan çamurun içinde. Onun da ikinde, üçünde gidiyor. Yani şimdi 5 vitessin, tamam anladık. Öbür arabalar 4 vites olan var, 3 vites olan var. Geneli 4 vites araçların. Sonradan şanzıman falan satın alabilirseniz o zaman değişiyor. Buralar öbür araçların kalıp kalıp ölüp ölüp bayıldığı yerler bunlar. Adam sakız çiğner gibi geçiyor. Vay be, güneşin batışına bak. Ne güzel vuruyor, turuncu turuncu. Aynı bizim rengimiz gibi. Yardır. Son istasyon. Ve son kuleyi de açmış bulunmaktayız. Görüntü gitti geldi ve şu an sıkıntı yok, tamam. Webcam olarak telefon kamerasını kullanıyorum bu arada arkadaşlar. Güzel oluyor ya. Çok bazen şu an mesela biraz dolma yok, tamam. Bağlandı herhalde, tamam. Şöyle. Tıngır mıngır, tıngır mıngır. Akşam oluyor. Farları aç abisi. Yavaştan yavaştan hava kararıyor. Hızlı vites. Ağır vites de çok ağır ya. Adam eriniyor. Çok sıkıcı geliyor bazen bana bu ağır vitesler. Hele hızlı arabaları kullandıktan sonra böyle yavaş arabalara gelince çıldırıyorum zaten. Paletlerin üstünden falan geç. Lazım değil adam araba bunlar zaten. Böyle görevleri kabul edip gidiyorum. Daha sonra o görevleri halletmek için geri dönüyoruz tabii ki. Sırayla kendisi geliyor zaten, kabul ettim mi?
izlemeye başla deyip sadece yapacağınız görevin içeriğini öğrenip almanız gereken malzemeleri öğreniyorsun. Ya bu oyun akşam çekilmiyor ya. Gündüz olacak. Sürekli gündüz yapacağım. Var haritaya girip gece gündüz ayarlayabiliyorsun da. Gerek yok. Ne oluyor la? Ve burayı da aldık. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki yükseltme noktasına gidiyoruz. Hop. Bunu da aldık mı? Aldık. Eline koluna sağlık. Ve haritamızda ne kaldı geriye? Kurtar abi aracı. Aracı bırak. Aracımıza döndük. Ne yapacağız şimdi? Bir yükseltme daha aldık ve yükseltmemizi aldık ve oyunu burada sonlandırıyoruz. Birinci bölüm olarak burada oyunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haritamızdaki bölümleri açtık. Görmemiz gereken, almamız gereken görevleri aldık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi burada sonradan mikrofonla kayıt alıp kameramı başlattım. Bir sonraki oyunda inşallah mikrofonla, kamerayla devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tabii kanala da abone olmayı unutmayın.